üzere. Mehmet, Amerika'nın olup bitenlerle ilgili resmi açıklamaları ne yönde? Hülya Polat, hem Fırat Kalkanı operasyonu hem de Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye ziyareti Washington'da oldukça geniş yankı bulmuş durumda. Önce Biden'ın açıklamasıyla başlayalım. Biden İsveç'te yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin ne kadar gerekiyorsa Suriye'de kalmaya hazır olduğunu söyledi. Hem Beyaz Saray hem Dışişleri hem de Pentagon sözcülerinin basın briefinglerinde de bolca Türkiye sorusunun, Türkiye ile alakalı soruların yöneltildiğini gördük. Pentagon Fırat Kalkanı operasyonuna hava saldırıları düzenlemek suretiyle destek verdiklerini açıkladı. Pentagon sözcüsü Adrian Rankin Galloway, Amerika'nın Sesi Türkçe servisine bir açıklama yaptı. Koalisyonun istihbarat, izleme ve keşif unsurlarının sınır boyunca operasyonları düzenli olarak takip ettiğini belirtti. Galloway, ABD'nin insanlı ve insansız hava araçlarıyla bu operasyonlara katıldığı bilgisini de verdi. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest da Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye katkılarını övdü. Earnest, Amerika'nın bir süredir Türkiye'yi Suriye sınırında kararlı adımlar atmaya teşvik ettiğine işaret etti ve Türkiye'nin bu adımları atmış olması önemli bir ilerlemenin göstergesi dedi. Sözcü Earnest, NATO müttefiki Türkiye'nin IŞİD'e karşı operasyonlara değerli katkılarda bulunduğunu, Fırat Kalkanı operasyonunda bunun, bu katkıların son örneği olduğunu belirtti. Türkiye ile YPG arasındaki gerilim de tabii sıkça sorulan bir diğer konu. Beyaz Saray sözcüsü, gerilimlerin farkındayız, takip ediyoruz. Bu karmaşık bir durum ve Amerika ve uluslararası toplumun Suriye'de idare etmek zorunda olduğu bir zorluk dedi. Suriye'deki yerel güçlerin sadece Kürtler değil, Araplar, Türkmenler ve diğerlerini de içine alan bir çeşitliliğe sahip olduğunu, çeşitliliği içerdiğini belirtti ve bu güçlerin IŞİD'e karşı önemli kazanımlar elde ettiğini ve IŞİD'e karşı savaştıkları sürece Amerika olarak da onlara desteklerinin süreceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau ise daha netti bu konuda. YPG'nin Fırat Nehri'nin batısından doğusuna geri çekilmesi halinde ne olur şeklinde bir soru yöneltildi Trudeau'ya ve sözcü, Kürt komutanlar DAEŞ'ten kurtarılan bölgeleri yerel halka teslim edecekleri yönünde sözler verdiler. Bu sözlere bağlı kalacaklarını bekliyoruz diye yanıtladı. Türk-Amerikan ilişkilerinin durumu da Washington'da yakın mercek altında. Briefinglerde sıkça sorulan konulardan biri de bu. Beyaz Saray sözcüsü Earnest, ilişkilerin, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlülüğünü koruduğunu vurguladı ve iki ülkenin ortak çıkarlara yönelik ortak tehditlere karşı etkili şekilde koordinasyon kurabildiğini söyledi. Cerablus operasyonunu örnek gösterdi. Earnest, Türkiye halkı ve hükümetinin dünyanın en etkili demokrasisi Amerika'nın Türkiye'de demokrasiye güçlü destek verdiğini anlaması önemli dedi. Fethullah Gülen'in iade süreci tabii sıkça briefinglerde gündeme getiriliyor gazetecilerce. Beyaz Saray sözcüsü Earnest de bugünkü basın briefinginde Biden'ın bu konuda Türkiye'deki sözleri soruldu. Bir gazeteci Joe Biden'ın Gülen hakkında inşallah yeterli kanıt olur ve keşke başka ülkede olsaydı şeklindeki sözlerini hatırlattı ve bunun bir dil sürçmesi olup olmadığını sordu. Earnest de Biden'ın aslında demek istediği şu, bu tür iade taleplerinin nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin hem Türkiye ile Amerika arasındaki suçluların iadesi anlaşması hem de ABD yasalarında belirtilen bir süreç bulunuyor dedi. Biden'ın kastettiğinin bu meselenin ikili ilişkilerde bir gerilime yol açtığı ve bu gerilimin bir gecede çözülemeyeceği, çünkü izlenmesi gereken bir sürecin, usul ve kaidelerin, anlaşmada yer alan hükümlerin olduğunu söyledi. Bunun kısa bir sürede tek başına yürütme organı tarafından verilecek bir karar olmadığını vurguladı. Amerikan yönetimi olarak Türkiye'nin iade talebini esaslar temelinde değerlendirecekleri yönünde sıkı bir taahhüt verdiklerini ve bu sözlerini icraatle de desteklediklerini söyledi. Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan bir heyetin şu anda Ankara'da temaslarda bulunmasını örnek gösterdi. Son not olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir telefon görüşmesi yaptı. Amerikalılardan henüz bu görüşmenin içeriğiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak edindiğimiz bilgiye göre Suriye'de kalıcı ateşkes tabaları, Cerablus operasyonu ve IŞİD'e karşı mücadele görüşmenin ana konularıydı. Ankara'da diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede hem Cerablus'ta hem de genel alanda Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede işbirliğinin devam edeceği vurgulandı. PYD-YPG güçlerinin Fırat'ın batısına geçmeleri konusu gündeme geldi. Kerry'nin PYD-YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna çekilmekte olduklarını vurguladığı bilgisi de verildi kaynaklarca. Hülya Polat. Mehmet Taroğlu, teşekkür ediyoruz bu ayrıntılar için.